Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haberlerine bir özet yapalım. Diasporada her vatandaşımızın sayıma katılmasıyla birlikte ülkemize değer katmaktadır. Sosyal ağ üzerine Başbakan Zoran Zaev açıklamalarda bulundu. Kuzey Makedonya'da 1 ile 21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan nüfus sayımı işlemi diasporada veya yurt dışında vatandaşlara yönelik 1 Mart başlamış olduğu, öte yandan ise Devlet İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan uygulamada kaydını yaptıran vatandaşların sayısı 64.176'ya yükselmiş olduğu, iş veya farklı sebeplerden dolayı yurt dışında ikamet eden vatandaşlara yönelik yapılan kayıt işlemleri 21 Nisan tarihine kadar devam edecektir. Konuyla ilgili olarak Başbakan Zoran Zaev 10 dakika için ayrılacak olan zaman için vatandaşları için bir çağrı da bulunmuştu. Yurt dışında bulunan herkesin kayıt edilmesi tamamen ülkemiz için büyük bir kıymet ve büyük bir değer kazandırmaktadır. Ondan dolayı bütün yurt dışında bulunmuş olan vatandaşlarımız census.stat.gov.m sitesinden kendi kaydını yaptırabilir. Sağlık Bakanı Venko Filipçe özellikle aşılama konusunda birçok eleştirilere cevap verebilmek için bu sefer basına açık toplantısında bazı eleştirilere hukuki olarak da cevap vereceklerine dair olarak açıklamalarında bulundu. Kendisine göre özellikle Mile Lefkov-Vamarodapam'ın milletvekillerine karşı dava açacağını olarak açıklamasıyla birlikte bütün yalansız ve tam asılsız olan suçlamalara karşı ancak bu şekilde cevap verilebilir diye bir yorumda bulundu. Sağlık Bakanı Venko Filipçe bundan sonra aşılama konusunda yalan ve dolandırıcı olarak gelebilecek olan bütün asılsız suçlamaları ile birlikte tamamen hukuki yoluyla dava açılacağına dair olarak açıklamalarda bulundu. İş adamı Kamçef hapishaneye gönderildi. Başsavcının talebi üzerine Vodno'daki arazilerde yapılan inşaatlarla kara para aklamakla suçlanan iş adamı Orçe Kamçef Şutka hapishanesine gönderildi. Uluslararası Güvenlik Ajansı'nın Kamçef'in kaçmaya hazırlandığı bilgisini iletmesi üzerine böyle bir talepte bulunan başsavcılık konuyla ilgili daha fazla detay vermemiştir. Kamçef'in avukatı milletvekilinin iki pasaportuna el koyduğunu ve kaçma gibi bir niyetin olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra Kamçev'in Megyun Arden soyuz davasında tanık olarak özellikle Perşembe günü ifade vereceğini, sanıklardan biri olan eski milletvekili Frosina Reminski'nin eşinin de Uluslararası Güvenlik Ajansı'na çavuştuğunu sözlerine ekledi. Kamçev'in 30 gün boyunca Şutka hapishanesinde tutulması öngörülmektedir. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onları da sizinle paylaşalım. Mavrova ve Mavrova bölgesi özellikle son hafta sonu peş peşe gelmiş olan küçük depremleriyle sarsıntıya maruz kalmıştır ve vatandaşlar rahatsız olmuştu. Konuyla ilgili olarak uzmanlarına göre değişik şiddette olan depremler birkaç zaman zarfları içerisinde gerçekleştirilmiştir. 3 ila 8 tamamen 4.4 veya 4.9'a kadar değişen şiddette olan depremler özellikle Mavrova etrafında bulunmuş olan yerleşim yerlerindeki sakinleri rahatsız etmiş oldu. Bilindiği gibi özellikle birkaç ay öncesine de bu bölgede böyle depremler gelmiştir. Öte yandan ise Mavrova Kamu Şirketi tarafından yapılmış olan açıklamasına göre içme suyu konusunda bir yasaklama konulmuştu. Bu da mevcut olan şartlara bağlı olarak ne zamana kadar kaldırılacağı ancak Mavrova Kamu Şirketi yöneticilerine bağlı olmaktadır. Debre ve Merkez Jupa tam bir yıl önce özel karantinaya alınmıştır. Karantinaya alınmasıyla birlikte mevcut olan tam o zamandan bu seneye kadar mevcut olan bütün etkinlikler COVID-19 mücadeleli kapsamında 35 kişi bu bölgeden hayatını kaybetmişti. 800 kişi ise tamamen COVID-19 hastası olmuştu. 13 Nisan'da bu yasaklama kaldırılmıştı ve bir aydan sonra Debre ve Merkez Jupa'ya normal bir hayat dönmüştü. Bu 30 gün içerisinde özellikle kriz yönetim merkezleri tarafından bütün önlemler ve mekanizmalar tam zamanında ve senkronize ederek mevcut olan COVID-19 mücadelesine katkıda bulunmuşlardı.
Тестовите што сме ги пратиле во инфективна. Sokağa çıkma yasası özellikle İçişleri Bakanlığı'na ait olan memurları tarafından teftiş edilmektedir. Debre, Ohri, mevcut olan Usturga ve Kırçova'ya bağlı olarak Emniyet Müdürlüğü'ne, tam basın sözcüsüne bağlı olarak sayıları 95'i teftiş olarak göstermektedir. Bunlardan 30 tane Debre'de kontrol olarak gerçekleştirilmiştir. Emniyet Müdürlüğü basın sözcüsü Stefan Dimovski'ye göre teftişlere devam edilecektir. Bilindiği gibi sokağa çıkma yasası özellikle 22 Mart'a kadar devam etmesi bekleniyor. Merkez Upa Belediye Konseyi'nin 18. oturumu geride kaldı. Mevcut olan ilköğretim okullarının, lisenin ve KHK şirketinin finansal raporun kabul edilmesi yanı sıra birçok alanda özellikle belediyecilik konusunda önemli kararlar getirilmiştir. Bunların arasında özellikle Novak mevcut olan meclis üyelerinin talepleri üzerine buradaki İçme suyun klorlaması bir de ortak olarak temizlenmesi konusunda veya çöplüklerin toplanması konusunda talebe yeşil ışık verildi. Konsey tam oy birliğiyle buna da destek vermiş oldu. 18. oturumda getirilmiş olan tüm kararlar oy birliğiyle getirilmiştir. Bölgemizde yılbaşı veya Makedoncası Letnik olarak özellikle 14 Mart her sene birçok köylerde kutlanmaktadır. Farklı gelenek, farklı olaylar ve farklı etnik toplulukları tarafından bu ortak bayram olarak tamamen kutlanmaktadır. Birçok özellikle köylerde ayrıyetten özen gösterilmesiyle birlikte bu bayrama veya şimdiye kadar özellikle kutlamasının devamını olarak ve geleneğini olarak korumaya devam etmesiyle birlikte damga vurmaktalar. Birçok köylerde özellikle de Letnik denilen veya yılbaşı bayramına ayrıyetten özen gösterilmektedir. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.